akşamlar. Başkanlık sistemi tartışmaları bu haftada geçen hafta olduğu gibi gündemde üst sıraları zorluyor. Çeşitli açıklamalar var ama bugün hayli de üst düzey bir yetkili, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, bunları konuşmak için erken dedi. Hatta zamansız dedi. Biz de birazdan bu tartışmaları şöyle bir üstünden geçip esas konuya geleceğiz. Elbette sistem ve anayasa tartışmalarını, iktidar partisinin bu konulardaki tutumunu önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız. Ama bu akşamın penceresinde bolca muhalefet olacak. İki seçim arasında oyları en az değişen parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay sesleri, genel başkan adaylarının açıklamaları, 1 Kasım'da en çok oy kaybına uğrayan Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki sessizlik, barajı kıl payı geçen Halkların Demokratik Partisi'nin içinden gelen öz eleştiriler ve çözüm sürecinin geleceği başlıklarımız arasında. Son baskı ekibi olarak karşınızdayız efendim. Hasan Bülent Kahraman, Ali Bayramoğlu, Bekir Ardır ve ben Seda Öğretir. Bu akşam da son baskıya başlıyoruz. Çok kısa geçeceğiz dedik. Hakikaten öyle yapalım. Ne dersiniz Bekir Ardır? Referandum sizin sezgileriniz arasında mı, başkanlık sistemiyle ilgili yakın bir zamanda görebilir miyiz? Valla zamanlamayı bilemem. Yani onun için henüz hükümetin programını ve kabinenin nasıl oluştuğunu ve işte AK Parti'nin gelecek 4 yıla dair senaryosunu anlamamız lazım. Şu anda elimizde herhangi bir ipucu yok. Ya söyleyeceğimiz her şey spekülasyon olur. Ama benim kişisel kanaatim en azından bir 2 yıl yeniden bir başarı hikayesi, yeni bir başarı hikayesi yaratmak ve ona yaslanmayı tercih edebilir AK Parti. Yani hemen zorlamak yerine. Kaldı ki bir yandan da ülkenin o kadar çok meselesi var ve hepsi birden önümüzde yığın halinde duruyor ki son 50 yılın, 80 yılın birikmiş sorunları. Onun için yeni bir anayasa kaçınılmaz. O yeni anayasa tartışmasının içinde de başkanlık meselesinin de bir başlık olacağı anlaşılıyor. Ama bütün bu süreç nasıl çalışır, zamanlaması ne zaman olur? Şu anda en azından bir tahminde bulunmak için erken görüyorum. Sizce bir referandum var mı kapıda? Ben çok, tabii çok kolay değil kestirmek ama çok yakın bir vadede başkanlık tartışmasının siyasi gündemi meşgul edeceğini sanmıyorum. AK Parti'nin elde ettiği oy miktarını da dikkate alacak olursanız elbette gündemde kalacaktır. Çünkü siyaset seçimlerden önce Beştepe'ye Tayyip Erdoğan'a doğru merkezini taşımıştı. Seçimlerden sonra alınan oy miktarıyla bu daha da tabii daha da doğal, daha da meşru bir hale geldi. Burada dolayısıyla şu veya bu şekilde Tayyip Erdoğan'ın sistemin ve AK Parti'nin liderliğini temsil edeceği başkanlık sisteminin AK Parti çevrelerinde sürekli gündemde tutulacağı muhakkaktır. Ama buna karşın koşullar oluşur mu? Yani o 330 milletvekili koşulunu oluşturabilir mi AK Parti? Çok kolay görünmüyor. Çünkü anayasa konusunda pek çok konuda anlaşacak olabilseler bile görünen o ki partilerin angajmanları üstünden söylenebilecek şey odur ki muhalefet partileriyle AK Parti arasında başkanlık sistemi konusunda bir anlaşma elde etmek çok zor. Dolayısıyla yeni yönetim tarzı belki Seda, yani AK Parti'nin hükümeti icra yapısıyla icranın anayasada parçası olan ama belli koşullar içerisinde parçası olan Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerin yeni dönemde şekillenmesi daha önemli gelir bana. Peki iktidar partisi Türkiye lig atlatırız da daha doğrusu aslında Cumhurbaşkanı sözcüsü öyle demişti. Bu sistem lig atlatır Türkiye'ye diye. Belli ki iktidar bunu Ali Bayramoğlu'nun dediği gibi gündemde tutacak ama muhalefette kapıları böyle kapalıca tutuyor. Sizce ne olur? Muhalefet kapıları öyle kapalı tuttuğu takdirde bir sonraki seçimi AK Parti büsbütün büyük bir kuvvetle kazanır. Bu esas itibariyle siyasal alanın ne kadar açılıp ne kadar daraltılması ile ilgili bir iştir ve bu bir anayasa meselesidir. Eğer muhalefet partileri bunu bir anayasa meselesi olarak görüp başkanlık sistemini anayasayla birlikte tartışmaya kalkarlarsa bu bir siyasal tartışmaya döner ve onlar da kendilerini siyasal alanda bir aktör haline getirirler. Ama bunu şimdi tıpkı 7 Haziran seçiminden sonra ortaya çıkıp biz ertesi gün ortaya çıkıp AK Parti ile koalisyon yapmayız dedikleri gibi kendi politik işlevlerini yerine getirmemenin bir aracı olarak kullanırlarsa ve daha bugünden olduğu gibi biz başkanlık sistemine kapalıyız. Eğer başkanlık sistemiyle kapımıza geleceklerse o kapı zaten kilitlidir derlerse kendilerini bu siyasal alandan silerler ve siyasal aktör olma özelliğini kaybederler. Onun için
AK Parti bunu bildiği için, bunu sezdiği için öyle görüyorum. Bunu sürekli olarak başkanlık konusunu gündemde tutacaktır. Bunu anayasayla birleştirecektir. Kaldı ki iki önemli unsur var. Bunlardan birisi şu. AK Parti'nin seçim beyannamesinde iki defa üst üste yayınladığı seçim beyannamesinde başkanlık sistemi yer alıyor. İkincisi Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak fiilen bugün başkanlık yetkileri içinde veya başka kendi tabiriyle söyleyeyim başkanlık fiili içinde bulunmadığını söylemek mümkün değil. Mesele anayasanın şimdi normatif olarak bu sürece uyarlanıp uyarlanmayacağıdır. Eğer bundan kaçınırlarsa bunun toplumda yeni gerginliklere odak noktası meydana getireceğini biliyorlar ve o nedenle bu ortaya gelecek. Üçüncüsü, eğer başkanlık sistemi tartışmaları ortaya gelirse Erdoğan'ın bizzat kendisi yeniden bu alanda pozisyon alacak ve yeniden bu tartışmaların, bütün bu oluşumun bir aktörü olacak. Buna bir dördüncü unsur daha ekleyelim. O da şu, eğer yine bu tartışmalar başlarsa Türkiye'de kendi tabanını çok mobilize eden ve çok politize bir tabana sahip olan AK Parti'nin toplumun geri kalan kısmında da bir siyasal mobilizasyon yaratma şansı olacak. Çünkü öteki meseleleri bir yana bir toplumun nasıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben Cumhurbaşkanını kendim seçmek istiyorum diye yüksek bir oy oranıyla bu anayasa değişikliğini kabul ettiyse aynı şekilde orada da hayır demesini ben zaten zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Şimdi bunlar fiili durumlar ama bunlar Türkiye'de başkanlık sistemini hiç tartışmadan gündeme getirmeyi gerektirir mi? Hayır, getirmez. Başkanlık sisteminin anayasal bir mesele olarak tartışılması gerekir mi? Evet. Peki. Eskisinden de daha fazla gerekir. Peki şimdi partiler bu konuda ne yapacaklar? Önümüzdeki süreçte takip edeceğiz, izleyeceğiz. O partiler ama bir haftadır, 10 gündür iç muhasebeyi bir şekilde yapmaya başladılar diyoruz. En çok sesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıktığına şahit oluyoruz. Oylarını aynı seviyede tuttuğu halde diyelim. Bekir Ağar'dır. Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kasım'dan en çok etkilenen parti mi oldu bu durumda? Hayır, en çok etkilenen demek mümkün değil. Ama hiç etkilenmeyen ve oyunun içinde ne başrolde ne hani... Oyları hiç etkilenmemiş gibi ama kendisi çok etkilenmiş gibi. Kendisi kurumsal partinin olarak evet. Etkilenmeli evet. De zaten. Yani çünkü bir ülkede 2011 seçiminden bugüne aşağı yukarı 4,5-5 yıla yakın bir sürede olanları hatırlayalım. Ama gerginlik anlamında ama toplumsal muhalefet anlamında ama ülkenin meseleleri anlamında bütün yaşananları gözümüzün önüne getirelim. Gezi'den, Reyhanlı'dan, Suriye'den, Ankara katliamından, 17 Aralık'tan, 25 Aralık'tan vesaire vesaire. Ve bütün bu hikayenin içinde eğer ana muhalefet partisi ne toplumun gözünde oyun kurucu bir role doğru sıyrılamıyorsa, oraya doğru gidemiyorsa, toplumla ilişkisinde gözden görülür, hissedilir bir değişim yaşanmıyorsa, yani bütün bu hikayede ülke yönetimine dair bulunduğu pozisyon, siyasi pozisyonu ayrı bir mesele, aynı yerde sabit durması, tabanının da aynı büyüklükte sabit durması gibi bir gerçeklik varsa önümüzde, bunu normal görmek mümkün değil bir kere her şeyden önce. İki, biraz önceki turda da söylemeye çalıştığım oydu. Biz yeni anayasa meselesinin sadece başkanlık meselesi üzerinden hemen gündeme geliyor ama bu ülkenin bugün geldiğimiz noktada ne hukuk düzeni, ne anayasal düzeni, ne yönetim düzeni, ne de bu merkeziyetçi bürokratik yapısı 2015 Türkiye'sinin var olan meselelerin hiçbirine cevap üretemiyor. Onun için yeni bir toplumsal mutabakat, yeni bir toplumla devletin mutabakatı gibi daha geniş bir yerden yeni uzlaşma alanlarına ihtiyacımız var. Ve eğer ana muhalefet partisi bu alanların içinde bile söz sahibi olmak yerine pozisyonunu yaptırtmam gibi bir yerden kuruyorsa o zaman sorun var demektir. Mesele bu son bir haftada yaşadığından tartışma CHP'nin içinde şimdiye kadar haliyle gözlediğimiz tartışma ne olduğu ve ne olmalı tartışma anlama çabası olsaydı ülke için umutlanabilirdik. Yani CHP için umutlanıp umutlanmamak ayrı bir mesele ama ülke için umutlanabilirdik. Hani muhalefette de bir zihni dönüşüm mü var diye. Ama gördüğümüz kadarıyla alışıldık yine isim
tartışması gibi görünüyor. Genel başkan kim olsun? Eğer meseleyi CHP buraya kilitlerse daha uzun başka bir analiz yapmak isterim ama şimdi peki, arkadaşlar CHP belki çalmayayım. Size göre yanlış yerden başladı tartışmaya. Bugün bazen bakarım, bugün 9 Kasım, geçmiş ajandalarıma, geçmişte bugün ne olmuş diye her gün düzen tuttuğum için. 2010 yılının 9 Kasım ajandasına baktığımda Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şöyle şeyler yazmışım. Yani Önder Sabah, ben kendim. Evet, Önder Sal bu savaşta görevini Süheyl Batım'a devrederken kol kırılır, yen içinde kalır dedi. Yeni CHP'yi neler bekliyor? Yeni CHP tartışmasında Baykal yeni CHP'yi şöyle tarif etti diye. Yeni CHP'de Önder Sal sonrası CHP'de bir eksen değişimi olur mu falan. Bunları not alıp tartışmışım. Şimdi bu isimler Önder Sal, Süheyl Batım vesaire falan değil. Ama CHP'de buna rağmen yeni bir şey mi tartışılıyor yoksa aynı şey başka isimler üzerinden mi tartışılıyor? Zannediyorum ikincisi. Sizin söylediğiniz istikamette bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin siyasi hayatında bir kitle partisi olmaktan adım adım uzaklaşıp daha belli ve belirli bir bölgelerde, belirli yaşam kodlarındaki toplumsal grupları yani bir kimliği temsil eder hale gelmesi 1980'li yıllardan sonra adım 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 gelişti. Bu gelişme yani tabanın bu şekilde oluşumunun üretmiş olduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi üst dili de oldu. Bu dil genel olarak iki ana mekanizmadan hareket ediyor. Bir, evrensel değerler, batı değerleri gibi aslında insanlığın kazanımı olan politik olmaktan çok erdemler olarak tanımlayabileceğimiz yani eşitlik, özgürlük, adalet gibi her partinin, her anlayışın hatta dinlerin bile hedefinde olan erdemler üstüne kurulu bir dizi steril diyebileceğim karşılığı olmadığı oranda, toplumsal taleplere değmediği oranda bir öneriler dizisi. Politikanın yerine giren, geçen böyle bir bakış açısı. İkincisi de tepkisellik. Yani mevcut hakim siyasi partilere, hakim iktidarlara eleştiri getirerek, tepki vererek yol alma. Bu gidiş aslında bir alan savunması, bir kimlik savunması üstüne kurulu olduğu için farklı eğilimleri, farklı grupları, farklı kimlikleri bir araya getirebilen Kürt kimliği de bunun içinde tabii ön sırada geliyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil mi en çok taşıdığı, en çok el attığı sorunlardan bir tanesi buydu. Bunları bir araya getiren daha böyle sentetik, daha yeni bir Türkiye tanımı üstüne oturan bir bakış açısı olmadı. Olmadığı oranda bence bu tartıştığımız kişiler, yani 1970'lerdeki o Cumhuriyet Halk Partisi, daha sonraki 80'lerin başına kadar giden hatta 80'lerden sonra darbeden sonraki tekrar diriliş dönemindeki nispi de olsa tartışmalar yerini tamamen içi boş kişiler ve gruplar arasında bir itişmeye bıraktı. Bakın bugün Muharrem İnce bildiğim kadar Yalova Milletvekili, evet, adaylığını açıklamış durumda. Milletvekili olamayan Umut Orhan adaylığını açıklamış durumda. Her iki adayın da vurgularına baktığınız zaman özellikle Muharrem İnce'ninki daha çok tepki göstermeliyiz, daha çok ses yükseltmeliyiz. Cumhuriyet elden gidiyor diyor. Cumhuriyet elden gidiyor tarzı bir vurgu. Dolayısıyla burada şu anlaşılabilir, söylediği gibi Bekir'in %25 oy aldılar. Hatta Bekirlerin yaptığı araştırma geçen hafta bize anlattığı araştırmaya göre görüyoruz ki bu partiye oy verenlerin %99'u tekrar aynı partiye oy vermiş. Yani ne alıyor ne veriyor böyle bir parti tipi. Bu siyasi partinin beklenti de tabii büyük. Aynı yerde sayıyor olması her sefer bir başarısızlık olarak algılanacaktır. Ama her sefer siyasi parti yönetimi bunu bir başarısızlık olarak tanımlamak yerine geleceğe yönelik hazırlık olarak ilan edecektir. Bugün de aynı şey oluyor. Bu sorgulama doğal. Buradan ne çıkar? Bence çok şey çıkmaz. Peki şöyle sorayım o zaman Bekir Ardır. Sizin hafızanızda bir kayıt var mı? Muharrem İnce'nin pozisyonundan ele alarak düşünelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber değişim dediği şeyi başlatmasıyla beraber CHP'nin oyları yükseldi mi? Çünkü eski dönem aslında Muharrem İnce'nin temsil ettiği daha ulusalcı
siyaset? Yani bir fark var mıydı? Adım adım bir yükseliş şöyle, oldu mu? Yani Deniz Baykal dönemiyle kıyaslarsak eğer işte %20-22 bantına sıkışmış bir CHP'den şimdi 25'e demirlemiş bir CHP'ye gelindi. Eğer bu 3 puan artış CHP yönetimini kurumsal anlamda veya tabanını tatmin ediyorsa mesele yok. Ama tatmin de etmediği anlaşılıyor. Şimdi mesele tek başına oy oranı meselesi değil. CHP'nin şöyle bir problemi var. Bir sosyolojik olarak bazı kümelerin içine sıkışmış durumda. Yani daha modern, daha batılı, kentli metropollerin içindeki hayat tarzı kümesine sıkışmış durumda. Yani muhafazakarlardan, dindarlardan, gelenekselcilerden oy alamıyor neredeyse ya da çok düşük alıyor. İki, demografik olarak bazı kümelere sıkışmış durumda. Yani üniversite mezunlarından, yaşı 44'ün üzerindeki kesimlerden ve özellikle 44 yaş üstü üniversite mezunu kadın seçmende gibi sıkışmışlıkları var. Üç, kültürel olarak sıkışmışlıkları var. Çünkü Kürtlerden neredeyse hiç oy alamıyor. Alevilerin ama %75'inin oyunu alıyor. Dört, coğrafi olarak sıkışmışlığı var. Yani Antalya'dan Edirne'ye doğru bir kıyı bantı çektiğimiz zaman bu coğrafyaya sıkışmış durumda ki bu coğrafyanın aynı zamanda bir özelliği var. 81 ilin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesine göre haritalandırdığımızda 81 ili ülkenin görece diğerlerine göre en gelişmiş illerinde var, diğerlerinde yok. Hatta daha da öte bir beşinci mesele var. Giderek gettolaşıyor, gettolaşan bir tabana yaslanıyor çünkü diyelim İstanbul'da Beşiktaş, Kadıköy'de %70'lere, 80'lere dayanmışken hemen İstanbul'da yanı başındaki başka bir ilçede oyu çok daha radikal bu biçimde fark ediyor vesaire. Dolayısıyla zaten ülkenin toplamına ve tamamına dili, sözü olamadığı sürece de o tabana kilitlenmiş kalıyor. Şimdi soru, taban mı onu orada tutuyor ya da zaten yönetimin tercihleri mi oradaydı? Ama doğrusunu isterseniz benim gözlediğim kadarıyla taban bizi burada tutuyormuş bir mazeret. Gerçek bir gerekçe değil ve bahane. Çünkü yönetimin de yani ve yönetime aday olan arkadaşları da Muharrem İnce Bey'i de Umut Orhan Bey'in de az buçuk önceki son 2 yıldaki 3 yıldaki konuşmalarına bakarsanız partiyi ülkenin bütününe açan bir dil ve taleple değil aksine daraltan peki. Veya işte karşıtlık protesto üzerinden bir dil kuran bir önerileri var. Bunun da karşılığının ne olduğunu göreceğiz hep beraber. Hasan Bey, bu tespitlere katılır mısınız? Coğrafyadan sıkışma. Şimdi sizin tespitlerinizi yaparken şunu düşündüm. Eğer gençlere ulaşıyorsa, nüfus gençleştikçe, okuma yazma oranı arttıkça, sosyoekonomik düzey yükseldikçe CHP'nin oyunun artması gerekirdi. Ama öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Benim çok düz mantık mı baktım? Ne dersiniz? Çalmayayım şimdi. Hayır buyurun. Niye öyle olmuyor? Yo, hayır, size yönelttim esasen soruyu. Katılıyor musunuz? Katılıyorsanız ya, böyle baktığınızda ne dersiniz? Katılmamak diye bir şey yok ki. O yaptığı araştırmaların fiziki neticesini ortaya koyuyor. Yani bunlar birer veri, bunlar birer olgu. Şimdi peki burada, size de gettolaşmış görünüyor mu mesela? Mümkün mü görünmemesi? Bakın ben 1990'larda kapatılmıştı o zaman tabii CHP. Onun yerine kurulmuş olan SHP'nin içindeydim. Daha o tarihlerde yapılan TÜSES o zaman yaptığı analizlerde bunu ortaya koymuştu. 91, 95, 99, hadi 91'de. 91 seçiminde iktidar olan SHP o tarihte bile o iktidara oylarını kaybettiği ve muhtaç olduğu için Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi ile ittifak ederek girdi. Çünkü SHP'nin tarihi 91'de başlamadı ki 1983'ten beri devam eden bir partiydi. Ve bugün ne söyleniyorsa o zaman da söyleniyordu. Yani muhalefette eriyen bir parti var deniyordu SHP için. İşte 89 yerel seçimlerinde bir başarı kazandı. 91 seçimleri onun altında, 95 seçimleri onun altında, 99 seçimlerinde barajın altında kalan, %9'larda falan oyu olan bir parti var. Sonra yavaş yavaş çeşitli faktörlerle SHP'nin sonra 92'den itibaren yeniden CHP olarak işte oyları biraz daha çıktı, 25'e geldi. Şimdi ben Bekir Bey'in yaptığı bu fiili tespitin üstüne birkaç şey koyayım. Yani geçen hafta da bunu konuştuk. Onun yaptığı bu nümerik diyelim, kantitatif analize bir boyut getirmeye çalışayım. O da şu, şimdi birincisi
Bir kere Türkiye'nin bugünkü demografik yapısında bilmem bana katılırlar mı? CHP limitlerine gelmiş durumda. Yani bir partinin yüzde bu kadar uzun sürede %20-22'den o 20-22 dediğimiz dönem 99'lar falan oralardan yahut 2000 işte iki seçimlerinden sonra ki 2002 seçimleri iki partili sistem ortaya çıkardı. Diğer bütün partiler dışarıda kalmış, CHP'nin de oyu o kadar olmuş. Yani oradan da tekrar gerilemiş tek ufak. Şimdi bakın CHP'nin çalkantılarına, ideolojik çalkantılarına. Şimdi bu parti bir Alevi partisi. Ondan evvel ulusalcı parti. Ben şimdi diğer spekülatif şeylere girmeyeyim ama ideolojisi olmayan, kendine ait demografik tabanını kaybetmiş, sadece Bekir Bey'in söylediği sosyolojik verilere sahip olan bir parti limitlerine dayanmış demektir. Şimdi Ali Bayramoğlu çok doğru ve önemli bir şey söyledi. Yani işte özgürlük, eşitlik, kardeşlik bunlar etik değerlerdir. Bunlar siyasal değerler değildir. Sol partiler bunların üstüne ayrı bir siyaset mekanizması oturtmuşlardır. İşçi sınıfıyla bütünleşmek, işçi sınıfının tarihsel öncülüğünden yararlanmak. Şimdi bugün bu kavramları kullanmıyoruz. Peki neyin üstüne bugün Cumhuriyet Halk Partisi kendisine yenileyici kavramlar üretecek? Demin siz söylediniz, Muharrem İnce ortaya çıkıp Cumhuriyet elden gitti diyor. Elden gitti mi, ele yeni mi geliyor? Bunlar tartışma konuları. O zaman şöyle bir noktaya geliniyor. Bir, limitine dayanmış bir parti. İki, ideoloji üretemeyen bir parti. Üç, Türkiye'de ortaya çıkmış yeni sosyolojik unsurlarla, katmanlarla kendisini bütünleştiremeyen bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Sebepleri var. Bir tanesi sizin sorduğunuz. Şimdi madem ki gençler AK Parti'ye oy veriyor, daha genç bir tabanı var. Madem ki şehirler, şehirlerin etrafındaki varoşlar bu partiye oy veriyor. O zaman çok meşru, yerinde doğru bir soru. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bundan sonra yeni katılan seçmenlerden oy alması artık mümkün değil? Sebebi şu, bu kesim 91'den bakarsanız 25 sene, 94'ten bakarsanız 21 sene, 2002'den bakarsanız 13 sene ki bu 4 sene daha koyun, 17 sene AK Parti yönetimi altında ortaya çıkmış, onunla bütünleşmiş kitlelerin oyları olacak. Yani yeni seçmen artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy getirecek doğal bir taban değil. O seçmen gene kendi içinde büyüdüğü partiyle vesaireyle oy verecek ve onunla kendine göre hesaplaşmalar içine girecek. Bu durumda hiç şansı yok gibi konuşuyorsunuz. Efendim? Limitlerine dayandı. Yeni seçmen de AK Parti ile öyle büyüdü. Dolayısıyla öyle. Cumhuriyet Halk yani, Partisi ne yapsın, dükkanı kapatsın mı? Tamam, söyleyeyim. Çok güzel bir soru daha söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi eğer bir kere bir şey yapmak için önce ne olup bittiğini anlamak lazım. Bir kere Türkiye'de işte demin de söyledim 91, bilmem 2002 vesaire 94 bu tarihlerden sonra olanları, yaşananları, kendi sosyolojisi, demografisi ve ideolojisi içinde anlamak zorunda. Kültürel değerlerle siyasal değerler arasındaki çatışmanın ve gerilimin kendisine daha fazla oy kazandırmayacağını görmesi lazım. Çünkü geçen hafta da konuşurken siyaset realist bir tutumla romantik bir tutum arasındaki farktır. Yani bunlar değersiz şeyler olur mu? Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, bunların hepsi çok değerli kavramlar. Veya solun büyük ülküsü değersiz olur mu? Onu çeşitli normlar içinde kullanan partiler daima büyük hamleler yaparlar. Cumhuriyet Halk Partisi bugün bunlara bile realist bir temelde ve politik bir içerikte sahip çıkamıyor. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Peki. Bu zaten bugün bir çırpıda olabilecek bir şey değil. Bakın 1970'ler, 73 Ecevit Hareketi, 77 Ecevit Hareketi. Bir kronoloji yapalım. 57'de siyasete giren bir insan Ecevit. 57, 59'da Cumhuriyet Halk Partisi ilk hedefler beyannamesini yayınlıyor içinde. Bugünkü anayasanın, 61 anayasasının temeli o 59 ilk hedefler beyannamesi ve o dönemde çok önemli bir hamle. 61 kurucu meclisin üyesi, 61 Bakanlar Kurulu'nun çalışma bakanı,
grev hakkı, lokavt hakkı, toplu sözleşme hakkı getiren bir bakan 61-65'e kadar. 65'te ortanın solu çıkıyor, ortanın solunun savunucusu. 66-67 genel sekreter. 69 seçimlerinde gene ortanın solunu bu defa işte biraz daha demokratik sol vesaire diyerek, geliştirerek savunuyor. 71'de 12 Mart oluyor. 12 Mart bana karşı yapılmıştır, ben bu yükü taşımam deyip İsmet Paşa'yla çatışıp kendi tabiriyle ters düşüp partiden ayrılıyor. 72'de İsmet Paşa'nın karşısında bir rakip. 57'den 72'ye 15 senede hazırlanan bir ideoloji var. O günkü toplumsal yapıyı düşünün. Şimdi her seçim yenilgisinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi ortaya çıkıyor. Biz mağlubiyete razı olacak bir taban değiliz. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeyim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında dinamik unsurlar vardır. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin ister bunu tek parti dönemine kadar götürün, ister bunu Baykal dönemine kadar götürün, o dinamik unsurları kullanamayacak veya kullanmayacak, onlardan ürken, çekinen bir üst yönetim var. O vakit o unsurların taban olarak ideoloji üretmesi, politika üretmesi mümkün değil. Bu yani ben partiyi daha iyi yönetirimle olacak bir hadise değil. Veya bugün çarşaflı, başörtülü birisini partiye, bunlar önemli katkılardır ama bunlar inandırıcılık, bunlar politika üretimi bakımından büyük zaaflardır. Ve Türkiye'nin çok yazıldı, çok söylendi. Türkiye'nin en önemli sorunu aslında muhalefet sorunu. Evet. Şimdi çok güzel tarif ettiler. Kürt meselesinde yok. Türkiye'nin şu kadar ilinde yok. Peki nasıl olacak da birdenbire bu parti birdenbire bir şey yapacak ve bu defa iktidar ortağı olacak? Bu tasavvur, tahayyül edilebilecek bir şey midir? Peki. O bakımdan ben, bu biraz beyhude bir şey. Ben 9 Kasım 2010'a götürdüm. Siz 50'lere götürdünüz. Daha da götürebilirdiniz gibi geliyor ama. Yok. Bir ara verelim. 57'den geriye gitmiyor. Peki bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmaya. Son baskıda Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyorduk. En son oradan devam edelim. Ali Bayramoğlu, Hasan Bülent Kahraman dedi ki limitlere dayanmış bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Politika da üretemiyor. Sol söylemde üstüne bir şey koyamıyor. Ne dersiniz? Öyle mi? Tamam. Ve ne yapmalı? Peki nasıl aşmalı bu durumu? Nasıl aşmalı? Şimdi tamamen katılıyorum. Ben de aslında girişte benzer bir şey söylemeye çalıştım. Şimdi şöyle bir tabii mesele var. Bunun bir nasıl söyleyeyim, daha sosyolojik politik bir tarafı var diyelim. Bir de daha ideolojik bir tarafı var. Şimdi sol partiler evet tabii değişimden önce özgürlük, adalet, eşitlik gibi temel meseleleri bir eksen olarak kabul ederler. Ama etik değer ya da benim ifademle erdem olarak bunların üstüne bir değişim projesi oturturlar. Sol dediğiniz şey aslında değişimle iç içe girer. Bütün sol teori toplumların nasıl, nereye doğru ilerlediklerini anlatan, işte çeşitli ütopyaları olan vesaire bir bakış açısıdır. Dolayısıyla bu siyasi parti Türkiye'de hemen hiçbir zaman ideal toplum dışında bir değişim projesini, belki bir Ecevit dönemi, dünyadaki sol rüzgarlar çok kuvvetli eserken 68 sonrası 74'lerde ilk o 10 yıl içerisinde adil düzen kavramıyla, öyle miydi kavram, adil düzen yoksa Erbakan'ın kim? Ak günler evet. Yani, o mesela işçileri tutabildiği için mi o politika? Efendim? İşçileri tutabildiği için o dönem güçlüydü. Ali Bey bitirsin. O dönem farklı bir dönemdi. O dönem Türkiye'deki temel sorunlar farklı, dinamikler farklı, talepler farklı. Daha çok sol rüzgarların dünyada çok egemen olarak hakim olduğu, daha doğruyu, daha özgürlükçülüğü ifade ettiği bir dönem. Elbette işçi sendikalarının varlığından tutun, Kürtlerin o dönemdeki ilk kımıldamalarına kadar ana akım o istikametteydi. İşte o ana akımla belli bir yere kadar gelebildi. %41 civarında bir oy alabildi. Şimdi böyle bir sorun var. Yani değişim fikriyle, değişim kavramıyla sorunu olan bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Bu özelliği hiçbir zaman değişmedi. Böyle bir parti kaçınılmaz olarak başından beri
hayali bir toplumu savunur, ideal bir toplumu savunur ve gerçek toplumla genel olarak ilişki içerisinde olur. O gerçek toplumun içinde din vardır, gerçek toplumun içerisinde etnisite vardır, gerçek toplumun içerisinde modern olmayan durumlar vardır. Bu durumlarla itişmeyi temsil eden ya da bu durumlardan hareketle Türkiye'yi ideal topluma doğru çekmeyi tanımlayan bir ideolojik doku. Bu doku AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin topluma değmek kabiliyetini yok eden, toplumsal tasavvuru olmasını engelleyen, farklı toplumsal kesimlerin varlığını görmeyi bile engelleyen, bırakın bunlar arasında bağ kurmayı bir bakış açısı üretiyor. Ama ikincisi de şu, başarı öyküsüne bakalım Türkiye'de siyasi partilerin, iktidar dönemlerinin kuruluş dönemini geçiniz. Yani Mustafa Kemal Atatürk dönemi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk evreleri, tek parti yani 1927'lere 28'lere kadar olan biraz daha çoğulcu dönem. Daha sonra işler sertleşmeye başlar biliyorsunuz, 1935'ten sonra da iyice tek parti düzeni karşımıza çıkar. Üç tane büyük başarı öyküsü var Türkiye'de. Biri Menderes'in öyküsüdür, biri Özal'ın öyküsüdür, biri Erdoğan'ın öyküsüdür. Üç tane tek başına iktidara gelmiş, toplumda orta sınıfın oluşmasını, ekonomik olarak nispeten gelişmeyi, toplumsal özgüvenin artmasını temsil eden üç büyük akım, üç büyük hareket. Üç hareket de sağ hareketlerdir. Üç hareketlerde toplumun muhafazakar kesimlerinden doğmuş başarı hareketleridir. Şimdi bu başarıyı bir kenara veri olarak koymak lazım. Buna karşılık iktidar deneyimi olarak Ecevit'i ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni hatırladığımız zaman biraz şanssızlık da yok değil tabii. 1974 petrol krizinin, enerji krizinin ortasına düşmüş bir Türkiye. Kıbrıs harekatından sonra ambargolarla karşılaşmış bir Türkiye. Ben çok iyi hatırlarım. Sanayağı kuyruğuna babam tarafından yollandığımı lise son sınıfta ya da tüp kuyruğuna, benzin kuyruğuna girildiğini. Dolayısıyla bırakın başarı öyküsünü, sıkıntıları temsil eden bir başka bir öykü var karşımızda. Şimdi bu başarı tek başına bir şey demek değil. Bir de buna sosyolojiyi eklemek lazım. Kabul etmek lazım ki bu ülkenin hakim seçmeni muhafazakar kesimden oluşuyor. Bu ilk defa karşımıza çıkan bir şey değil. %60, %70, %65, %55 oranında ana doku, işte sayımları yapan Bekir burada, ana doku genel olarak dindarlardan liberal muhafazakarlara, sağ parti eğilimlerine kadar giden bir çerçeveyi karşımıza çıkarır. Ve 80'lerden sonra başlayan Türkiye'deki öykü, yani sağ-sol dinamiklerin yerini, sendikaların yerini başka gelişmelere, kimlik hareketlerine bırakması, kimlik, simge, kültür, aidiyet gibi duyguların pek çok yerde öne çıkması bir kere Kürtleri olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparmıştır. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısızlığı değil. O dönem yaşanan dinamiklerin bir sonucudur. Bu %35'lerden o siyasi partiyi %20'lere çeken çok önemli faktörlerden bir tanesi. Şimdi bunları değiştirecek bir doku yok. Bir başarı öyküsü yok. Bir başarı vaadi yok. Bir değişim projesi yok. Umut da mı yok? Sorunuz şuysa, umut yok mu? Yok. Bu koşullarda bir tek imkan var. O imkanda gerçekleşebilir bir imkan mı? Bu siyasi parti kendi temsil ettiği değer sisteminin dışındaki değer sistemleriyle kendisi arasında bir köprü kurma üzerine dayanan bir muhalefet yapabilir. Bu muhalefeti bu siyasi parti yapabilir mi? Çok emin değilim. Özellikle şu anda partinin içindeki tartışmalara bakacak olursanız daha çok kişilere endeksli bir başarı başarısızlık öyküsü seçimlere dair tartışmalarına bakacak olursanız çok umut görülmediği gibi asıl faktörün de şu olduğunu dikkate alın. Burada önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25'te kalması değil. Burada önemli olan AK Parti'nin, iktidar partisinin %49, %50 oy alması. Bunun o parti üstüne ve o partinin temsil ettiği seçmen üstüne yaptığı basın, o partinin alamadığı oydan çok daha fazla. Bu adeta Türkiye'de sınıfsal, kültürel nitelikli, sınıfsal, yaşam tarzı üstüne kurulu bir
dokuyu oluşturuyor. Bu doku çok önemli ve bu dokunun kırılması gerekiyor. Kırdı Türkiye bunu çeşitli biçimlerle. Yani kimlik hareketlerinin ötesine taşımayı bildi. Ama bu kez bunu Cumhuriyet Halk Partisi becerebilir mi? Çok. Peki. Bu açıkça umut veren bir parti değil. Bekir Bey, sizce de hiç umut yok mu? Ve CHP değişimde sorunu olan bir parti mi? Eğer öyleyse Muharrem İnce hani bir anlamda fabrik ayarlarına geri dönelim derken değişimi mi kastediyor yoksa ya ben, değişmemeyi mi? Ben galiba iki dostumuzdan burada birazcık ayrışıyorum. Yani buyurun. Umut yok demek böyle bir yani 12,5-13 milyona yakın bir seçmenden ve de işte neredeyse 90 küsur yaşında bir partiden konuşuyoruz ama asıl o 12,5-13 milyon seçmen yani onların ihtiyaçları, talepleri, duyguları da partiyi zorlayacak. Onun için o kadar umut yok demek biraz iddialı fazla gibi geliyor bana. Ama seçilen yöntem, bu değişim için seçilen yöntemlerde de sorun var. Yani şu, hep bir lider değişikliği üzerinden CHP böyle bir arayış. Çünkü bir sabırsızlık var o tabanında da ve özellikle çevresindeki entelektüel kamuoyunda da bir sabırsızlık var ve böyle spektaküler bir çözüm aranıyor ve hemen böyle bir lider değişince olacak. Ya da bir işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı şu olursa bir anda iş bitecek gibi bir spektaküler çareler aranıyor. Halbuki CHP'nin asıl sorunu önce o tabanındaki 12,5 milyonla sonra da ülkenin bütünüyle her türlü beslenme kanallarının kapalı olması. Yani parti beslenemiyor ne insan kaynağı anlamında ne fikir olarak ne de ülkenin sorunları hakkında. Yani eğer örgütler olarak en uçtaki örgüte kadar parti sokaklarda var olsa, etrafında ve içinde dinamik bir çalışma, tartışma ortamını diri tutabilse 6 ay belki diyelim lider tartışması yapmak yerine, ondan sonra kadrolar tartışmasına dönse belki bir şeyleri bulacak. Ama doğrudan isimler üzerine gidiyor mesele ve bugünkü partiler kanunuyla, siyaseti tanzim eden kanunlarla da en aklı başında gelen lider bile kumaşı bir el vermiyorsa 9 ay sonra, el veriyorsa da 9 gün sonra bugünkü gibi böyle işte tam bir lider partisi haline dönüştürüyor. Sorun bir kere bir hayatla, toplumla ve asıl kendi tabanıyla bile bir beslenme kanalı yok. Sizin söz ettiğiniz o temas. Yani, siz mi söz ettiniz? Dolayısıyla problemlerin de farkında değil aslında sokaklardaki problemlerin. Yani hani somut örnek mesela CHP'nin sosyal politikaları, seçmene rüşvet gibi tartışması biraz önce dostlarımızın sözü edilen evrensel değerlerle de erdemle de CHP'nin kendi programıyla da uyumlu bir laf değil. Ama CHP ne yazık ki uzun bir süre sosyal yardım politikalarını, devletin veya AK Parti hükümetinin uyguladığı politikaları bile seçmene rüşvet gibi gördü. İhtiyaç ve talep üzerinden görmedi ve tartışmadı. Hala da tam kapsamının ne kadar farkında emin değilim. Bu somut bir örnek. Dolayısıyla CHP'nin sorunu yapısal. Yani tarihten gelen ideolojik tercihleri bir sürü başka hikaye de var ama asıl bu ülkede 90'lardan beri biraz önce Hasan Hoca'nın o yaptığı perspektiften baktığınız zaman 90'lardan itibaren bu ülkede göçün son derece hızlandığı, hayatımızda olmayan bir metropol diye bir hikayenin ortaya çıktığı, başka bir hayat, gündelik hayat ritmi ve zihin haritalarının hayatı belirlemeye başladığı bir dönem ve siz bunu hala sanayi toplumunun erdemiyle savunmaya veya sanayi toplumunun hiyerarşik parti örgütüyle bunu düzenlemeye çalışıyorsunuz. Ve öyleyken bile ayrıca da 970 ilçenin zaten yerel seçimlerde 100'ünde yoksunuz. Genel seçimlerde 250'sinden fazlasında %10'un altında oy alıyorsunuz. Dolayısıyla zaten oradaki diyelim Güneydoğu'daki Kürt adını ne derse desin CHP. Yani hala Kürt meselesinin adı konusunda bile CHP'de tartışma var. Güneydoğu sorunu mu, Kürt meselesi mi, terör sorunu mu vesaire. Ve Güneydoğu'da örgütünüz yok. Dolayısıyla herhangi bir Kürt yurttaşla temasınız yok. Onun ihtiyaçları, taleplerini medyada veya bu böyle programlardan izleyerek öğreniyorsunuz. Veya 4 kişi gidiyor 2 günlüğüne, CHP heyeti gitti, 2 gün sonra geri döndü, 60 sayfa rapor yazdı oluyor. Yani beslenme kanalları kapalı. Ama bizim meselemiz şu, CHP bu yolu seviyor da olabilir, bulunduğu pozisyondan memnun da olabilir CHP veya CHP'liler. Ama sorun şurada,
ülkenin bütün bu var olan problemlerine karşı yeni bir düzen, yeni bir toplumsal uzlaşma, yeni anayasa aradığımız bir dönemde bu 12,5-13 milyon seçmenin o uzlaşmada rol almaması, uzlaşmayı daha birinci günden kategorik olarak reddediyor olması falan gibi meseleler var ki bu ülkenin geleceği için tehlikeli. Yani çünkü bu 12,5-13 milyon seçmen ülkenin hani yumuşak gücü diyebileceğimiz entelektüel kapasitesi daha yüksek, yönetme mahareti daha yüksek, iş yapma açısından bakın. Daha eğitimli, daha kültürlü, daha batıya entegre olmuş değerlerin içselleştirmiş insanlar özü itibariyle. Ve bu ülkenin bu kadar hoyratça kullanacak bir entelektüel sermaye birikimi yok ki zaten. Dolayısıyla CHP değişmek zorunda. Sadece biz istedik diye değil. CHP o 12,5 milyonun yeni uzlaşmada var olabilmesi için. Onların da ihtiyaç ve taleplerinin bu yeni uzlaşmaya yansıyabilmesi için değişmek zorunda. Ama karşılıklı bir esaret var ve karşılıklı o esaret korkuya dayanıyor. Dolayısıyla ez cümle şu, CHP'nin bugün bir ütopyası yok. Yani CHP 2016 Türkiye'si ya da 2030 Türkiye'si ya da 2050 Türkiye'si diye bir hayali hani CHP anlatabilir mi emin değilim. Yani tabii ki yazarlar, yarın sabah kadar isterlerse yazarlar. Var, ama ütopya. Yani, Konya'da bir mega kent. Konya'da bir mega kent. Şimdi affedersin. Evet, ya, doğru. Bunu şey yaparız söyleyeyim. Peki 12,5 milyon kişinin acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ni değişime zorlaması hiç mümkün değil mi? Tabii ki toplu olarak değil ama bir harekete sebep olamaz mı? Şimdi bakın, bir siyasi partide birkaç katman var. Yani siyasal partiye oy veren kesim acaba sizin söylediğiniz gibi o modifikasyonun, o değişimin ortaya çıkmasına imkan verir mi? Bu çok zor bir şey. Talep eder siyasal, mi? Efendim? Talep eder mi bir de? Tabii. Yani o siyasal partinin bir yerde o hani yanlış bir terim kullandığımın bilincindeyim ama o üst yapısı. Asıl mesele o aşağıya bakmak lazım. Şimdi bunlar birbirinin içine geçmiş derin sorunlar. Biz de yani bu birbirinin içinden çıkan matruşkaları burada bir çırpıda halletmeye çalışıyoruz. Şimdi birincisi ortada bir realite var. Bir toplumun dinamik kesimi ve dinamik unsurları var. Bir toplumun daha statik unsurları var. Şimdi ne yapalım ki kendimize ait tarihsel ve toplumsal koşullardan ötürü Türkiye'nin kalkınmacı muhafazakarlık diye bir realitesi var. Bu kesim 1950'de, 65'te, 83'te, 2002'de kendisini göstermiş unsurlar. Şimdi bir kere bu terminolojiyi yenilemek lazım. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin batıcı, pozitivist, zamanının kendi mantığı içinde oluşturulmuş, laik değerleriyle uzlaşmadığı için bu kesimin gerici veya statik olarak nitelendirilmesi doğru değil. Bu perspektiften baktığınız zaman kültürel kodları, kültürel değerleri ile uzlaşmayabilirsiniz. Ama bu kesimin Anadolu sermayesi, din veya köyden kente göçmüş İstanbul'a 10 yılda gelmiş 5 milyon insan din, bu dinamizmle ortaya çıkardığı başka bir değer sistemi var. Ve toplumun dinamik kesimini bu taraf ifade ediyor. Şimdi o zaman kim muhafazakar? Kim Türkiye'de ilerlemeci? Bir kere bunun adını koymak lazım. Bakın böyle birkaç tane temel soru ve çatışma hattı var. Birincisi bu. Buradan baktığınız zaman batılı bir konservatif muhafazakar parti görüntüsünde Cumhuriyet Halk Partisi kendi değerlerini korumaya çalışan, onlardan hiç ödün vermeyen, kendi hiyerarşisini kabullenmiş bir parti. Şimdi bu muhafazakarlık böyle gökyüzünde bir yanıp bir sönen yıldız değil. Bunun siyasal literatürde tanımı var. Bunlardan bir tanesi bu. Şimdi yine muhafazakarlık tanımlarına baktığınız zaman tarihin belli bir döneminde ilerici olmuş, öncü olmuş, dönüştürücü olmuş bir takım siyasal sistemlerin veya düşünce sistemlerinin zamanla kendi ideolojilerini belli bir tehdit altında hissedip kendi bürokratik mekanizmalarını üreterek onları muhafaza etme çabası içine girdikleri görülmüş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci muhafazakarlık tanımı aşağı yukarı bu. Elbette tarihi dönüştürmüş, yarın ölüm yıl dönümünde anacağımız
Atatürk'ün öncülüğünde bunları yapmış, o Tanzimat'tan beri gelen bir çizgiyi kendi döneminin en ileri noktasına götürmüş ama bugünkü toplum bunlarla uzlaşık değil veya bunlarla problemi olmasa bile bunların genişletilmesinden yana bir tavır içinde. Cumhuriyet Halk Partisi ise bunları gayet donuk, statik bir biçimde tutma kaygısında. Peki o zaman hangi taban bu dönüşümü tayin edecek? Üçüncüsü, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun bir süre kendisini aslında belli bir illüzyona tabi tuttu. Biz soluz dedi. Şimdi bu solculuğu neyle açıklayacağız? 1789'un ürettiği bir solculuk var, değil mi? İşte özgürlük, eşitlik, kardeşlik temelinde gelen bir tarihsel sol var. 1917'lerin ürettiği bir sol var veya 1848'lerin var. Hadi onları bırakalım bir tarafa. 1917'nin ürettiği ve onu hazırlayan sürecin ürettiği sol var. Hadi onları da bir tarafa bıraktık. 1970'lerin ürettiği Euro komünizmler var, Akdeniz solu var. Hangi sol peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin solculuğu? 1789'un özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve şeyin altı okun, altı değerine sahip çıkarak ancak tarihsel solculuğunuzu vurgulayabilirsiniz. Peki bunu kabul ediyoruz ve doğru. Evet. Ama bu bugünkü dünyanın solculuğunu taşımak için yeterli bir zemin, bir köprü, bir dayanak değil. Son nokta şu. Evet. Şimdi modern dönemin hiyerarşik yapılarının, modern dönemin toplumsal sistematiğinin getirdiği bir anlayış içindeki öncülükle modern sonrası bir dönemin, postmodern bir dönemin çok eklektik yapılarının her şeyi içinde barındıran dokusunun getirdiği solculuk, onun gerektirdiği solculuk arasında bir fark var. Şimdi bunların hiçbirisi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gözündeki illüzyonu aşmaya yetmiyor. İlerici değil, peki, değil. Solcuyum diyor, değil. Partisinin tabanında dinamik unsurlar var. Onları yukarıya taşıyacak şekilde demokratım diyor, değil. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok katılıyorum Bekir Bey'in söylediğine. Bu 13-15 milyon neyse oyun, 13 milyon oyun. Evet. Bu uzlaşmaya gelmesi gerekir. O yüzden demin dedim ki bir de ara vermemiz lazım. Bir cümle söyleyeceğim. Evet. Muharrem İnce'nin de temel çelişkisi şu. Yani bir reddediş içinden yeni bir politika çıkarıyor. Halbuki o reddediş CHP'yi her gün toplumdan biraz daha ve bu, peki, dinamizmden biraz daha koparıyor. Peki hemen ara verelim, aradan sonra devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçimlerden sonra konuştuk. Kimilerinin çok sessizlik dediği, çok seslilik dediği, kimilerinin her kafadan bir ses çıkıyor ya da hizipçilik dediği bir takım tartışmalar var. Ancak hiç en çok oy kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir sessizlik var. Bu sessizliği nasıl yorumlarsınız? MHP her zaman disiplinli bir parti. Bir, iki, yani bu tür sesleri çıkarabilecekleri de çok daha ince manevralarla MHP geleneksel olarak daha önceden kesiyor. Yani örneğin işte Sinan Ogan gibi bir entelektüel ya da Meral Akşener gibi farklı bakabileceği varsayılan bir ismi bile daha aday listelerine gelmeden sıra kesildiği için bir yandan da bir MHP disiplini diye bir kültür var. Ama MHP'nin sorunu şu: 2015 Türkiye'sinde yani milliyetçi bir pozisyon bakıyor. Peki ama 2015 Türkiye'sinin somut örnek bir Kürt meselesi var. Yani MHP'nin buna çözümünün ne olduğunu veya milliyetçiliğin 2015 versiyonunu arayalım, bulalım gibi bir arayışı da yok. Böyle bir cevabı da yok. Bu pozisyonu da tercih edebilir. Halinden memnun da olabilir. Ama şöyle bir sorun var ki, diyelim sadece 1 Kasım'ın bile analizini yaptığınızda il il MHP, AK Parti'nin de var olduğu alanlarda var ağırlıklı olarak ve işte hani kümeleme analizi yaptığınızda 81 ili sonuç itibariyle, 81 ilin sonuçların bir küme var. AK Parti ile MHP var o kümenin içinde. AK Parti'nin oyu o kümenin içinde %65-66 mertebesinde. MHP'nin de oyu %15 mertebesinde. Bir ikinci küme var. Yine AK Parti ile MHP var o illerde. AK Parti'nin oyu %64'lerde, MHP'nin oyu yine %11-12'lerde. Ama
Sonra yani Torosları aşıp Akdeniz'e gelemiyor veya işte Afyon, Kütahya, Balıkesir bantından kıyılara gelemiyor. Yani AK Parti'nin olduğu yerde ve sosyolojik benzerliği ya da muhafazakarlık, dindarlık gibi daha kültürel şeylerden baktığınızda AK Parti tabanıyla da çok benzer bir tabanı var. Bu şu demek, eğer AK Parti bu yeni dönemde yeniden 2002-2007 arasında olduğu gibi hizmete yaslanan bir dil ve politikayla yürürse o tabanı da çok kolayca konsolide edebilir demek kendisine. Evet. Çünkü o kesimlerin, o insanların da ihtiyaç ve talepleri var. İktidardan ya da devletten ya da bu kadar merkeziyetçi kaynak dağılımını evet. kontrol eden devletten pay evet. arzuları var. Evet. Dolayısıyla MHP bu pozisyonunu yani hem hayatın dışında kalmak hem de hayata dair kendini hiç güncellememek pozisyonunu devam ettirirse rakibi de AK Parti olduğu için bulunduğu coğrafyada. Belki CHP'nin olduğu yerlerde yani diyelim Aydın'da, Balıkesir'de yok olmaz. Orada çünkü CHP ile de çekişiyor. Ama AK Parti ile baş başa kaldığı yerlerde yani Aksaray'da, Nevşehir'de, Niğde'ydi, Yozgat'tı, Sivas'tı gibi ya da Karadeniz illeri gibi yerlerde ise AK Parti'nin çok kolayca hem yerel yönetimlerde hem merkezi hükümetin hizmet politikalarıyla o tabanı kendi içinde konsolide etme ihtimali vardır. Onun için MHP için bir var olma veya yok olma süreci olabilir 2015-2019 aralığı. Böyle bir endişesi var mı size göre Ali Bayramoğlu MHP'nin? Bu tabanı AK Parti'ye kaptırırız, kaybederiz gibi. MHP'nin vardır da liderinin var mı çok tartışmalı. Yani Bahçeli'nin izlediği, nasıl söyleyelim, inatçı tutum, uzlaşmaz tutum bayağı ağır bir fatura çıkardı bu siyasi partiye. Bununla birlikte tabii bunun doğru olduğuna ve oyların kendisine herhalde tekrar döneceğine inanıyor ki böyle bir umudu taşıyor. Şunu söyleyeyim bu siyasi partiyle ilgili elbette tabii bir havuz var. Bu havuz, muhafazakar havuzun içerisinde Milliyetçi Hareket Partili insanlar var. Ülkücüler grubu işte 1940'lardan itibaren çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmış Türkçü hareketin, Türkçülük akımının vardığı dokunun Türkiye'de bir sosyolojik katmanı var, bir tabanı var. Bu 7 midir? 8 midir, 10 mudur, 11 midir? Muhtemelen dönemlere göre değişen ama en aşağı %8'lerle onlar arasında değişen kemik bir doku bu. Bu doku elbette seçmen davranışı olarak meseleye baktığınız zaman sadece durduğu yerden hareketli o davranışı göstermiyor. Hiçbir seçimde göstermiyor. Ve geçişkenlik Bekir Ağırdır'ın söylediği gibi diğer sağ partilerle özellikle hakim sağ parti hangisi ise onunla çok yüksek oluyor. Hatırlayın Özal'ın 4 eğilimini, onun içerisindeki ülkücü grupları, hatta pek çok ülkücü kökenli bakan tartışmalarını o tarihlerde. Haziran seçimlerinde tabii AK Parti'nin yaşadığı örselenme, arka arkaya gelen krizler ve çözüm sürecine yönelik ters tepki. Özellikle sanırım İç Anadolu'da ki bu AK Parti'nin de tespitlerinden bir tanesiydi. Bu siyasi partinin oyunu refleksif olarak ya da tepkisel olarak diyelim arttırmasına yol açtı. Şimdi bu partiyle ilgili ne söylenebilir bundan sonra? Bu partinin bu biraz önce söylediğim dokusunun ötesinde bu siyasi parti bugüne kadar hep bir kadro partisi gibi hareket etmiştir. Yani Türkeş'ten itibaren yapmaya çalıştıkları şey mümkün olduğu kadar iktidarın parçası olmak, iktidarı etkilemek ve ana karar mekanizmalarının içerisinde bir milliyetçi, ülkücü bir denetim sistemi kurmak. Milliyetçi cephe hükümetlerinde de bu böyledir. Başka seçim ittifaklarına baktığınız zaman da bu böyledir. Ve tabii bu siyasi parti temelde kendisini hep tehlike, millet ve milliyet karşısındaki tehlike üstüne temellendirmiştir. Türkiye'nin koşulları da buna müsaade etmiştir. Sağ-sol çatışması, daha sonra Kürt meselesi, terör eylemleri vesaire. Bugün de aynı hatta devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bugün bu partinin içerisindeki ana tartışma nedir diye baktığımız zaman... Tartışma var mı size göre? Bence çok ciddi bir tartışma var. Ülkücülerin içerisinde çok ciddi bir tartışma var. Ama son derece otoriter bir yapısı ve disiplinli bir yapısı olduğu için dışarıya yansıyan bir tartışma yok. Kaldı ki Bahçeli'nin son seçimlerdeki elemeleri
oluşturduğu milletvekili dokusu da buna çok müsait değil. Ama ülkücü camia içerisinde televizyonlara da bu yansıyor, gazetelere de yansıyor. Böyle bir tartışma var. Nedir bu tartışma? O tartışma biraz önce söylediğim gelenekle ilgilidir. İktidarı itmek mi, iktidarı çekmek tartışması mı? Yani bugüne kadar hep iktidarı kendisine çeken, iktidarın içine girmeye çalışan bir bakanlık olsa bile orada varlığını sürdürüp sorumluluk almaya çalışan bir siyasi parti bu sefer iktidarı iten bir konuma geçti Bahçeli'nin politikalarıyla. Bu siyasi partinin Türkeş geleneği etrafında çok ciddi kendi içerisinde devlet sorumluluğundan etik meselesine, ideolojiye kadar giden bir tartışma yaşamasına yol açıyor. Ama burada bir hareket olur mu derseniz, hayır. Yani bugün öyle bir doku var ki orada Bahçeli ile yarışabilecek nitelikte geçmişte pek siyasi aktör karşımızda yok. Ya çok sert aktörler var. Eski ülkücü camianın sert isimleri var. Ya Türkeş geleneğinden gelen ama yeteri kadar ağırlığı olmayan bazı aktörler var. Dolayısıyla Bahçeli eğer bir parti içinde lider gücünden bahsedeceksek hakikaten bunun çok ciddi örneklerinden bir tanesidir. Dolayısıyla ülkücü camia ve hareket önümüzdeki dönemlerde Bekir'in söylediğinin dışında, yani önemli bir şey söylüyor o, kendi içerisinde böyle bir tartışmaya doğru itilebilir. Bu tabii biraz Kürt meselesinin çözüm sürecinin nereye gideceğine, ne tür tepkiler AK Parti'ye yönelik ya da destekler AK Parti'ye yönelik oluşacak, MHP'yi bunlar nasıl etkileyecek önemlidir. Ama şunun altını tekrar çizerek bitireyim. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin sistemin marjında ya da içinde yer alacağı, Türkiye'nin mevcut gelişmeleri içerisinde kendisini nasıl konumlayacağı tartışması bu siyasi partinin temel tartışmasıdır. Bence şu anda yapılmakta olan bir tartışma. Hem sizce tartışma var mı diye sorayım, hem de CHP için o çizdiğiniz artık limitlerini doldurmuştur ve yeni bir politika koyamıyor tespitlerini bu parti içinde yapar mısınız, onu merak ediyorum. Bu daha önce bir tarihte zaten MHP öyle bir noktaya geldi. Şimdi bakın, siyaset böyle deterministik bir şey değildir. Yani keşke şöyle olsa, keşke böyle olsa. Biz siyaset analizini daima sonradan a posteriori yaparız. Bir şey olup biter, işte oturup üzerinde konuşuruz. Şimdi dolayısıyla bize düşen bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin niye böyle bir noktaya geldiğini bulmaktır. Ben ona bir ad taktım. Hiçbir şeyin partisi dedim. Yani Haziran seçimlerinden sonra içine girdiği tutum. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bunu iyi tahlil edelim. Hiçbir şeye evet demeyen, her şeye hayır diyen bir parti. Şimdi Ali Bayramoğlu çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu parti iktidardan daima bir ölçüde yararlanan, onu çeken, ona entegre olan bir partidir. Şimdi bugün onun dışında kaldı. Bir kere bu o camiada görülmedik bir şey. Ama bunun altında yatan şöyle bir neden var. Milliyetçi Hareket Partisi aslında bir modernist paradoks üstüne kurulmuş bir parti. Yani bir toplumun çeşitlenmesi, bir toplumun daha çoğulcu hale gelmesi, bir toplumun kendi önceden koyulmuş, yerleştirilmiş bir takım normlarının dönüştürülmesine karşı hayır diyen bir parti Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ütopyası yok. Yani Büyük Türkiye bilmem falan, yani Türkçülük akımının 1912'den beri biçimlendirdiği bu işte Turancılık falan da artık söz konusu olmadığına göre bir takım retorik değerler dışında sadece aktif siyasetin ürettiği paradokslara tepki gösteren bir parti. Bu da bir tek unsurlu hadise. Yani Kürt meselesi var. Kürt meselesi Türkiye'yi bölecek. Biz de onu böldürtmeyiz. Şimdi bu toplumun daha fazla taşıyabileceği bir hadise, bir yaklaşım olmadığı gibi bir partinin de kendisini üzerine daha fazla yerleştirebileceği bir hareket değil. Şimdi böyle olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi önüne bir iktidar modeli çıktığı vakit onu kullanabilirdi. Onu basit bir iktidar praksisi içinde tamam, Bayındırlık Bakanlığı'nı, ne bileyim başka bir takım Sağlık Bakanlığı'nı, XYZ Bakanlığı'nı alayım diyerek ona entegre olabilirdi. Fakat bütün ideolojisini, bütün ütopyasını, bütün siyasal pratiğini bitirdiği için bunun getirdiği bir
felçleşme durumu içinde, bir paraliz durumu içinde Milliyetçi Hareket Partisi iktidarın karşısında kaldı. Dondu ve ona yürüyemedi. Yani 1970'lerde, 90'larda o iktidara eklemlenen, onunla bütünleşen parti bu defa iktidarın bir parçası dahi olamadı. Çünkü bunu yapabilecek artık ne esnekliği var, ne bunu yapabilecek kapasitesi var vesaire. Şimdi böyle olunca bu noktaya gelmiş bir partinin bundan sonrasına Türkiye'yi taşıyacak bu kadar dinamik, bu kadar düşey eksende yükselme tutkusuna sahip bir toplum, yepyeni ortaya çıkmış yepyeni kitleler, onların yeni talepleriyle kendisini nasıl üretebilir? Bu bir kapalı organizmanın kendi kendisini bir ölçüde ne diyelim yani sürdürmeye çalışan ve tabii tamamen dışarıdan oksijen almadığı için de kendisini bir ölçüde tüketen bir organizmanın ayakta kalmak için gösterdiği belki son hamleler. Peki. Buradan daha ileriye onun o anlamda gitmesini ben imkansız görüyorum. Ve bunu da affedersiniz yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendilerini siyasal alanın dışına taşıyan, yani onu yapmam, bunu yapmam, hükümet kurmam, ortak olmam diyerek kendisini siyasal alanın dışına çıkartarak siyasal alanı bu şekilde boşaltmalarını Türk siyasetinin, Türk demokrasisinin en önemli kriz noktalarından birini görüyorum. Çünkü Bekir Bey çok önemli bir şey söyledi. Yani o banta sıkışmış olan seçmenin AK Parti'ye yönelmemesi mümkün değil ki. O onu CHP için söyledi. MHP haydi haydi oraya yürüyüp gidecek bir kitledir. O yüzden buradan 4 sene sonrasına bir MHP tasavvurunda bulunmak bence çok zor. Siz bir şey mi söylemek istediniz? Evet, bir şey eklemek istiyorum. Şimdi tabii bunu biraz kuvvetlendirmek için şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Türkiye'de bürokraside en çok konuşulan şeylerden biri kadrolaşmadır. Ülkücü kadrolaşma lafını, sözünü herhalde pek sık kez hepimiz duymuşuzdur. Milli Eğitim Bakanlığı'nda, emniyette vesairede. Tabii, tabii. Yani iktidarın içerisinde yer almak aynı zamanda devlet zihniyetinin derinliklerinde yer almak anlamına da geliyordu. Peki niye bu sefer Bahçeli böyle davrandı sorusu? Evet, bunu sosyolojik olarak açıklayabiliriz. Hasan Bülent'in açıklamalarına katılıyorum. Ama şunu da ekleyebilir miyiz? Bu seçimlerde, belki de bu dönemde stratejiler, partilerin stratejileri de eski oranla önem kazanmaya başladı. Bakın HDP'nin stratejisi önemli bir fark yarattı. 10-13 arası, biraz sonra konuşacağız. Burada da başka bir strateji, kaç puanlık, 5 puana yakın bir fark yarattı şeklinde de okumak mümkün. Çünkü iki turlu bir seçim olarak düşünün bu seçimleri. Evet. Aynı seçmen, aynı ortamda, aynı koşullarda sadece bazı endişeler ve sorular üzerinden tavrını değiştirdi. Zannediyorum Bahçeli 3 şeyin üstüne temellendi. Bir, yolsuzluklar. Yani işte AK Parti'nin darbe girişimi dediği, muhalefetin yolsuzluk dediği dosyalar. İki, çözüm süreci. Üç, Erdoğan'ın, Tayyip Erdoğan'ın şahsı. Onun mizacı, davranışları. Ve bundan dolayı AK Parti'nin oy kaybedeceğini ve burada sıkıştırıldığı takdirde muhtemelen çok daha fazla oy kaybına yol açacağını düşündü. Bunun başka açıklaması yoktur. Çünkü siz bir sürece, çözülme süreci diyeceksiniz, yani çözüm sürecine. Aynı zamanda hadi bakalım AK Parti, HDP beraber el ele verin çözülme sürecine devam edin diyeceksiniz. Bu çok seçmen açısından da çok tutarlı bir durum değildi. Böyle baktığınız zaman burada hakikaten stratejik olarak AK Parti'nin çöküş evresinin başladığını, onun orada sıkıştırılabileceğini düşünen bir dil. Bu dil bir iflasa yol açtı. Bu strateji bir iflasa yol açtı diye düşünüyorum. Ama tam bir şey ekleyebilir miyim? Siz eklerken, ama onu eklerken şunu söyleyeyim. Az önce Ali Bayramoğlu tartışılıyor aslında MHP'de ama bunu biz bilmiyoruz pek dedi. O öyle söyleyince hemen sizin aslında öz hakiki MHP teoriniz aklıma geldi seçim öncesinde. Evet. Hala o teoride ısrarcı mısınız onu şöyle, merak ettim. Yani önce şöyle bir ek yapayım. Biz bu tartışmayı yani özellikle şimdi Ali hep 7 Haziran 1 Kasım arasındaki MHP pozisyonunu daha çok öne koyarak konuşuyoruz ama MHP içinde aslında bu tartışma ve kırılma 2010 referandumuyla beraber başladı geldi. Yani 2010 referandumunda alınacak pozisyon
Sonra 2011 seçimlerinden sonra o Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda alınacak pozisyon meselesinde ve hatırlayacaksanız Vedat Bilgin gibi mesela entelektüel olarak bu yeni milliyetçi tanım ya da ülkenin belki ihtiyacı olan yeni milliyetçilik gibi meseleleri kafa yoracak insanlar bir kere orada ayrılmaya başladı. Sonra Mansur Yavaş gibi biraz daha popüler bir dilden kitlelerle başka ilişki kurabilen insanlarla parti yollarını ayırdı gibi bir süreçten buraya gelindi. Ama bugün gelinilen noktada evet böyle bir bölünme de muhtemeldir. Yani eğer benim o tezim AK Parti eğer böyle işte 270 tabii milletvekili gibi bir yerde kalsaydı bu daha hızlı çalışırdı bu süreç. Ama bugün de bu sürecin aynı hızda değilse de şu 1-2 yıl içinde, 3 yıl içinde önümüze gelme ihtimali vardır. Çünkü bir hizmetten yararlanmak isteyen veya işte annenin de Hasan Hoca'nın da sözünü ettiği gibi devletin merkezinde yakın olmayı hep hedeflemiş ülkücü veya milliyetçi kadrolar var. Veya bu konuda artık yeter diyen, sabırsızlık ifade eden, talebi yükselen, arzusu yükselen kadrolar. Lan her şeyin dışında duralım diyenler arasında böyle bir ayrışma mümkündür. Ve bu süreç dediğim gibi AK Parti'nin zorlaması olmayacak bu kez. Benim seçimden önceki teorim biraz da AK Parti de zorlayabilir bu süreci gibiydi ya da tetikleyebilirdi. Ama şimdi AK Parti'nin politikaları, kendisi aktör olarak değil ama ürettiği politikalar bu süreci hızlandırabilir. Peki izleyelim. Evet, Hasan'dan önce söz vereceksin. Bir tek şey... Araya gideceğiz. Araya mı? Evet. Peki araya gitme. Çok basit bir şey söylemek istiyorum. Yani bu AK Parti'nin ya da Türkiye'deki geleneksel sağın hizmet ve beceri ilişkisi fevkalade önemlidir. Dolayısıyla buradaki kayışlar ya da burada oluşan endişeler, AK Parti'nin iktidardan uzaklaşması kaygısının yarattığı baskılar ideolojik faktörlerin kadar önemli faktörlerdir diye düşünüyorum. Belki biraz önce Bekir'in dile getirdiği entelektüel ve yönetim kapasitesi olarak hangi kesim daha donanımlı? Cumhuriyet Halk Partililer mi yoksa muhafazakar kesim mi tartışmasını bir başka programda aslında uzun uzadıya yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü Türkiye'nin yönetici elitinin sağ kesimin merkezinden çıktığını, beyaz hizmet elitinin... Hizmet ve beceri noktasında. Hizmet ve beceri, tabii, yani tabii. DPT'den tutun Maliye Bakanlığı'na kadar son dönemlerde Özal ve sonrasında beraber... Sizin farklı bir fikriniz var mı? Bunu ileriye yazalım. Canım bir şey, bir parantez sanki ona ekleyeyim. Sanki Bekir Ardır'ın olabilir yani, gibi. Yani konuşalım diye öneriyorum. Özal'lardaki beyaz yakalı yönetici kapasitesi... Ha, kastediyorsun. Veya sanat ve kültür onu dünyasındaki kapasite gibi... Yoksa... Bu buradaki hadise şu, yani Özal, Demirel ve bütün onların kadrolarına bakın, onlar da teknik üniversiteden yetişmiş kadrolar, yani bunu ciddi bir biçimde tahlil etmek lazım. Yani bir de bu toplumsal dönüşümü sağlayan mühendislik ideolojisi o başlı başına bir faktördür. Yani bu muhafazakar ilerlemecilerin ortaya çıkması öyle bir çırpıda hadi biz bu işi yapalım şeklinde olmaz. Bu hem o mühendislik bilinci ve ideolojisi hem işte bu muhafazakarlık meseleleriyle birlikte ortaya gelmiştir. Peki. Şimdi görelim, aradan sonra çok önemli yine çözüm budur süreci ve elbette Halkların Demokratik Partisi ile ilgili de konuşacağız. NTV'de Son Baskı devam ediyor. Şimdi bugün öne çıkan bir açıklama Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'dan geldi. Aslında başkanlık sistemiyle ilgili de bazı demeçleri oldu ama şu dikkat çekiciydi. Demirtaş PKK'ya amasız, fakatsız savaşı durdurun dedi ama partideki aksaçlar bu çağrıya genel başkanının daha yanında durarak ses verseydiler daha güçlü bir şekilde önleyebilirdik. Belki bu çağrı yerini bulabilirdi dedi. Ali Bayramoğlu ne dersiniz? Demirtaş'ın yanında durmayan HDP'liler vardı ve bu meseleyi o mu biraz da zorlaştırdı? Tabii Altantan içeriden ne bileyerek bunları söylüyor bilmiyorum ama ben Altantan'ın HDP açısından da Kürt siyasi hareketi açısından da bir temsil kabiliyeti olduğu kanaatinde değilim. Altantan'ın gelmiş olduğu gelenek tamamen farklı bir gelenektir ve son dönemdeki ittifaklar içerisinde yani dindar geleneği de HDP'nin Kürt hareketinin içine alma eğilimi içerisinde orada siyaset yapıyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Demirtaş'ın dışında partinin merkezinde yer alan
Yani partinin politbürosu diyelim. Orada yer alan kişilerin büyük bir çoğunluğunun sol kesim dışında Kürt hareketinin diğer kanatlarının onayladığı, tasdik ettiği ve onların da fikirlerini ve hassasiyetlerini taşıyan bir yapıda olduğu kanaatindeyim. Şöyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Büyük bir başarı elde etti Haziran seçimlerinde kendisine oranla HDP. İki tür tepkiyle karşı karşıya kaldı. Bir, devlet tepkisi ya da siyasi iktidar tepkisi diyelim. İkincisi, Kandil tepkisi. Kandil'in tepkisinin de iki unsuru vardı. Bunlardan bir tanesi, HDP'nin bu başarıdan hareketle özerkleşmesi ya da siyasetin silah aracının önüne daha fazla çıkıyor olmasının yarattığı rahatsızlık. Bu rahatsızlık HDP'nin Kürt hareketi içerisinde bağımlı bir değişken olduğunu ve onun diğer unsurlar içerisindeki sıralamada hangi sırada durması gerektiğini Kandil'deki kişiler verdikleri röportajlarla, yaptıkları açıklamalarla, yayınladıkları bildirilerle hatırlattılar. Sadece en başta Demirtaş bir iki kez direndi. Biliyorsunuz fiili, ayaklanma fiili, özerklik olmaz dedi, terörle ilgili birkaç söz söyledi. Fakat arkasından çok önemli iki gelişme oldu. Bir tanesi Tel Abyad etrafında yaşanan o büyük kriz ve tartışma. Orada HDP, Türkiye'li parti olma iddiasına rağmen Türkiye'deki toplumun ortak hassasiyetlerinin ya da algısının ötesinde Türkiye'nin dışında bir aktör müşçüsüne Kandil'in pozisyonunu savunmaya başladı. Bu hakikaten oradaki ilk büyük zemin kaymasıydı. İkinci zemin kayması Ankara saldırısından sonra IŞİD, AK Parti, katliam politikaları, bölgedeki fiili nasıl söyleyeyim halk savaşı, halk devrimi girişimini ya da özerklik, silahlı özerklik çabalarını tek ayaklı sadece devletin enterne ettiği kitleler ve katliam politikalarıyla açıklayan bir Kandil diline doğru evrilmesi. Şimdi bu iki hususun dışında HDP'den farklı bir şey beklemek mümkün müydü? Bana sorarsanız hayır. Yani gerçekçi olmak gerekirse HDP'nin dokusu, HDP'nin yapısı buna müsait değildir. Bunu yapabilirlerdi. Yaptıkları anda da muhtemelen Kandil'le son derece ters ve zor bir duruma düşen aktörler serisi olurdu karşımızda. Bunu çok gönülden arzu ediyor insanlar. Hepimiz arzu ediyoruz. PYD, PKK, HDP arasındaki mesafeler daha demokratik, daha özerkliğe dayanan mesafeler olsun. Fakat gerek bölgedeki gelişmeler, gerek Kürt hareketi içindeki gelişmeler, gerek Rojava bölgesindeki gelişmeler HDP'ye böyle bir hareket imkanı vermedi. Ve dolayısıyla ben son seçimlerdeki eğilimi Kürt oylarının kısmi konsolidasyonu buna karşılık HDP'nin Türkiye'lilik iddiasının önemli bir şekilde yitimi olarak görüyorum. Bu Kandil'in bir stratejisiydi. Çünkü Kandil için silah ve siyaset gibi iki araçtan her zaman silahın kullandığı güç önde durdu. Hiçbir zaman seçim kazanmak değil hedef. Bölgede bütün her yeri kazanmak değil. Bölgede o alanların siyasi egemenliğini devletimsi işlevlerden hareketle kontrol etmek politikaları üstüne temellenen bir bakış açısı Kandil'in uzun süredir var. Bunu özellikle seçimlerden hemen sonra uygulamaya koyması, fiili özerklik açıklamalarının seçimlerden hemen sonra gelmesi, HDP'nin de o hatta davet edilmesi, Rojava'daki tavır Türkiye ile adeta orada bir PKK devleti arasındaki itişme görüntüsü ve HDP'nin diğer tarafın aktörü olarak oyuna sokulması, bütün bunların yarattığı sorunların çok büyük olduğunu düşünüyorum. Hasan Bülent Kahraman, siz ne dersiniz? Ben bundan sonra HDP'nin aslında nasıl bir tutum ve tavır değişikliğine gideceğini ya da gidebileceğini sormak istiyorum. Örneğin Türkiye Partisi olma iddiasından vaz mı geçecek? Şimdi o iddiadan vazgeçmesini ön gerektiren herhangi bir durum yok. O iddiayı sürdürecek, sürdürdüğünü de söylüyor ama acaba onun söyledikleriyle, onun kurduğu söylemle, diskurla Türkiye Partisi olması gereken veya olmaya çalışan bir partinin uygulamaları ve Türkiye'nin ona dönük kabulleri
birbiriyle çakışır mı, örtüşür mü? Önümüzdeki dönemi tayin edecek soru budur ve bence bu konuda da HDP büyük ölçüde inandırıcılığını kaybetmiştir. Şimdi bakın, HDP birkaç tane büyük problem yaşadı. Bu birincisi, HDP Haziran seçimlerini kendi bölgesinin oylarıyla kazanmadı. Kazandı, o ayrı bir mevzu. Ama asıl o bölgenin dışındaki batı oylarıyla ve ona AK Parti'ye karşı reaksiyonla verilmiş oyların sağladığı destek HDP'ye Haziran başarısını kazandırdı. O da bunu Türkiye'li olmakla bütünleştirdi, açıkladı ve bu ikisi birbirinin üstüne çakıştı. Fakat bununla birlikte HDP kendi siyasal bilincinin sonuna geldi. Yani bir, bu tabloyu okuyamadı. Yani Batı'nın kendisine sağladığı desteği, bölgenin dışında aldığı oyun, ondan beklediğini okuyamadı. İki, şimdi Türkiye'de şu kadar Kürt seçmen var, onun tamamı HDP'yi destekleyecek diye bir şey söylenebilir mi? Bu imkansız bir şey. O zaman şu kadar Sünni Müslüman seçmen var, hepsi götürüp oyunu bilmem AK Parti'ye verir. Bu mümkün mü? Mümkün değil. O açıdan bakıldığı zaman Haziran seçiminde aldığı oyların HDP'nin alabileceği oylar olması bakımından önemlidir ama çekirdek oyu olduğunu düşünmek imkansızdır. Onun çekirdek oyu belki bugün baraj olmasa çok daha aşağılarda bir limitte olacaktır. Bunları Bekir Bey bizden çok daha iyi bilir, ölçer vesaire. Ama buradaki kritik nokta şu, üçüncü bir diğer noktaya değineyim. Kendi bölgedeki seçmeninin davranışını da okumakta, onun siyasal tavrını da gözlemlemekte yetersiz kaldı HDP. Şimdi siyasette yapabildiklerimiz yaptıklarımızdır veya yaptıklarımız yapabildiklerimizdir. Ötesine geçebilir miydi? O başka bir liderlik mekanizmasını gerektirirdi. Halbuki bu Haziran seçimlerinin hemen ertesinde bir çatışma ortamının doğacağı ortaya çıkınca veya bir çatışma ortamı doğduğunda koyulan ilk teşhislerden birisi şu: evet, PKK, Kandil bu işin kendine ait ve kendisini ortamda, gündemde tutacak şekilde silah üstünden sürdürülmesini istiyor. Onun birinci önceliği bir kere parlamentoya girmiş ve bundan sonraki dönemi siyaseten sürdürmeyi öngören, sürdüreceğini söyleyen HDP'nin bertaraf edilmesiydi. Bunun için Abdullah Öcalan'ı da koymak lazım. Ben şimdi daha ileri giden spekülatif şeyler söylemeyeyim ama HDP ile Öcalan arasında Haziran öncesindeki bilmem yaklaşım benzerliklerine baktığınız zaman, eğer Kandil bugün HDP'yi geriletmişse bu aynı zamanda Öcalan'a karşı da bir hareket olabilir ki ben bunu aynen bu şekilde yorumlayıp daha önce öyle mi yazdım. Öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum ve dolayısıyla Öcalan, HDP meselesiyle Kandil birbirinden ayrıştılar. Şimdi kritik soru şu: bundan sonrası hangisinin kontrolünde devam edecek? Bundan sonra hangisinin kontrolünde devam edecek? Ben Bekir Bey'e sorayım. Bir cümle söyleyeyim Bekir Bey'den önce. Belki o bu söyleyeceğimi de değerlendirebilir. O da şu: şimdi bu konuda, yani Kürt meselesinin çözümü konusunda MHP gibi ekstrem bir takım örnekleri dışarıya bırakırsanız, tabii ki bunun siyaseten çözülmesini Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu ister. Bu siyasal çözümün içeriği konusunda bir tartışma yapılır ve ona taraf olur, ayrışır. Ama elbette kan dökülmesi yerine barışçıl bir ortamda bunun siyaseten çözülmesini ister. Fakat HDP'nin bundan sonra yaşayacağı asıl güçlük, Türkiye'de ona siyaseten çözüm desteği verecek kitlelerin güvenini sarsması ve onlar üstünde inandırıcılığını kaybetmesidir. Yani Kandil'e karşı da eğer HDP bir pozisyon alacaksa, bizim ütopik bir bakış açımızla söyleyelim, burada ona destek sağlayacak olan gene Türkiye'nin batısıdır. Ama bugün itibariyle Türkiye'nin batısı HDP'ye olan güvenini, HDP'nin de onlara dönük inandırıcılığını yitirmesidir.
Bunu çok ciddi bir problem olarak... Bunu oy oranına bakarak mı söylüyorsunuz? Tabii. Peki. Bekir Bey, şimdi farklı bir... Mesela HDP'nin içinden şöyle açıklamalar da geliyor. Aslında 1 Kasım'da aldığımız oy bizim esas oyumuzdur, asıl oyumuzdur, esas potansiyelimizdir. Ama tabii Hasan Bülent Kahraman'ın yorumu farklı. Öyle değil. Yani şimdi mesele zaten tek başına oy meselesiyle ibaret değil. Yani ama bizim geçen hafta da burada konuşmuştuk. Bizim hesaplamamız, yani Çilek Ağacı ekibinin, bilgisayarcı arkadaşların yaptığı analizlere göre baktığınız zaman HDP'nin oy kaybettiği o 1,5 puana karşılık aşağı yukarı HDP'nin ağırlıklı olduğu ilçelerde seçime katılmada eksiklik var. Dolayısıyla aslında şunu söylemek mümkün daha spektaküler bir laf olarak. Emanet oy diye laf edilen şey Türklerin emanet oyu değil, Kürtlerin emanet oyuymuş. Evet. HDP içindeki. Daha bile önemli bir yani, problematik bu yani. Evet. Şimdi HDP'nin birkaç tane paradoksu var bir arada. Yani bir tanesi şu, HDP bir kere Kürt siyasi hareketinin içindeki tek sivil meşru temsilci değil. KCK gibi falan filan başka bir sürü örgütlenmeler daha var. Bu bir kere bir handikap. Yani hangisi arasında nasıl bir hiyerarşik ilişki var ben bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Ama böyle bir dizi başka örgütlenme var. İç içe, evet, kongre, parti var, vesaire var, vesaire. Yani birkaç tane PKK var yani. Dolayısıyla hangisini konuşuyoruz onu bilmiyoruz. Böyle bir handikap var birincisi. İkincisi... HDP Kürt siyasi, Kürt meselesinden üremiş, filizlenmiş bir parti ama Kürt meselesine bağlı kalmayarak ülkenin diğer sorunlarına da ürettiği cevaplar kadar genişleme ve Türkiye'lileşme fırsatı var bir yandan. Ama bir yandan da ülkenin en öncelikli meselesi Kürt meselesi, HDP'yi o Kürt meselesinin içinde kalmaya zorlayan bir güncel hayat var. Yani HDP Türkiye'lileşmeye çabaladıkça da Kürt meselesinden kopamayan hem kökü orada olduğu için hem de güncel onu sürekli orada tuttuğu için ve herkesin işsizlik sorununa dair HDP'nin çözümünü merak ettiği yok ama çözüm meselesine ya da terör meselesine çözümünü merak etmek gibi bir hayatın sıkıştırması var. Bir de böyle bir paradoksu var. Üçüncü bir paradoksu daha var. Sade Kürt yurttaşın gözündeki HDP ile Kürt siyasetinin kadrolarının gözündeki HDP arasında da fark var. Çünkü sade Kürt bir yurttaş meseleye önce barış diye bakıyor. Halbuki Kürt siyasi hareketinin kadroları barıştan daha öte başka talepler üzerinden siyaset üretiyor. Yani bunu yine somut kendi araştırmalarımız üzerinden söylüyorum. Yani barış talebinin sade Kürt bireyle Şırnak'taki, Diyarbakır'daki sade Kürt bireye ifade ettikleriyle Kürt siyasetinin kadrolarına sadece Kandil'e değil, Türkiye'deki kadrolara da aynı şeyi ifade etmediği anlaşılıyor. Dolayısıyla HDP zaten ne yapabilirdi? Yani neye ne kadar gücü yeterdi ayrı konu. Bir de ayrıca bir paradoksu da işte Hasan Hoca da Ali de değindi. Kandil'le hükümet arasında sıkıştı. Çünkü hükümet orada biraz da bir öncesinden beri çözüm süreci boyunca HDP kurumsal olarak çok muhatap alınmadı, dahil edilmedi. Hep kenarda bir biçimde tutuldu. Yani gidip gelen heyet HDP'li de olsa hani bir sınırlı rol biçildi hep. İki, bu seni başkan yaptırmayacağız diye kodlanan dil, kampanya ve o Haziran'da alınan %13'lük sonuç hükümette de bir duygusal tepki üretti. Onun için orada da Kandil arasında hem hükümetin dili arasında da sıkıştı. Bütün bunları aşabilir miydi? Valla ondan da çok emin değilim ama ben HDP projesini ya da varlığını sivil siyaset alanında ve bugün parlamentoda yapabileceklerini önemseyenlerden biriyim. Ve başarmalılar diye bakıyorum hala. Onun için biraz da temennici bir bakışım olduğunu baştan kabul ederek konuşuyorum. Ne kadar bunu başarabilirler, önlerindeki bütün bu paradoksları üretebilecekleri çözümlerle. Burada peki, çıkan sonuç ellerini zorlaştırdı mı ya da ellerini zorlaştırdı tabii ama bu sonucu HDP'nin eksik politikaları ya da yeterince etkin olamaması mı üretti? PKK'nın yeniden teröre soyunması mı üretti? Veya işte demokratik özellik diye 15-16 yaşındaki çocukların çocukça yaptıkları bir takım eylemler mi üretti? Eğer bölgedeki bizim tezimiz, hesaplamalarımız doğruysa, seçime katılma yüzünden, AK Parti'ye geri gitmek yüzünden değil,
HDP'ye gelmiş ama şimdi bu olaylara karşılık HDP'den geri dönmeyen ama seçime de gidip HDP desteğini sürdürmemiş kesimlerin varlığı tezimiz doğruysa ki sayısal evet. analizler bunu gösteriyor. O zaman terörün, demokratik özellik gibi bir takım çocukça eylemlerin bunu ürettiği açık. Peki. Yani çünkü uzun bir süreçten baktığımız zaman Suriye'deki olan bitenler vesaire vesaire Kobane gibi son 2-3 yıl dindar Kürtlerde de bir ulusal kimliğe sığınmak gibi bir süreç de yaşanıyor bir yandan ama o insanlar ulusal bir yanda dindar yani ulusal Kürt kimliği mi? Evet. Evet. Ama o insanlar birden dindarlığı bırakıp seküler oldukları için ya da birden Marksist-Leninist PKK ideolojisine inandıkları için değil. Kürt kimliği de baskın olmaya başladığı için bir duygusal ilişki o. Ve terör gibi, çatışma gibi, hendekler gibi, özellik gibi meseleleri evet. görünce o insanlar geri gitmediler belki ama sandığa gitmediler. Peki şimdi bu konu ve aslında esas çözüm sürecinin geleceği konusunu haftaya bırakmak zorunda kaldık. Süremiz bitti. Teşekkür ediyorum. Bu arada iletişimci yazar Ali Haydar Fırat demiş ki el birliğiyle AK Parti dışındaki bütün partileri öldürdünüz bu akşam demiş. Ben başlarken söylemiştim muhalefeti konuşacağız demiştim. Anlamlı bir şekilde oylarını artıramayan Cumhuriyet evet. Halk Partisi'ni ve oy kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve yine oy kaybeden Halkların Demokratik Partisi'ni konuşmak için bu akşam son baskıyı oluşturmuştuk. Elbette AK Parti ile konuşacağız ve onun tutumlarını da önümüzdeki haftalarda. Teşekkür ediyoruz. Birazdan gece bülteni başlayacak. Ketay Tümbaykal karşınızda olacak. İyi akşamlar.